sevgili seyirciler, oradan sağ eliyle sarma kıleye geçmesini istemedi ama elleri kolları bacakları çok uzun Ali Gürbüz. Bakın sağ sarmayı taktı. Oradan da klasikleşmiş bir yağlı güreş oyunu, serttirme oyunuyla, belki de Ali Gürbüz oyunu da diyebiliriz, Serdar Yıldırım'ı mağlup etti sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, izliyoruz. Şalikurt oradan bir künde attı, kündeyi savurmak istedi ve kılçık oyunuyla kendi oyununun esiri oldu diyebiliriz. Evet, ve künde kılçık oyunuyla Cengiz Han Şimşek kazanan taraf oluyor. Beşik kıymetli güreşseverler, İsmail Balaban'ın Mustafa Doğan Özkaya'yı mağlup etti. Orada sırt üstü getirdi. Belki Mustafa Doğan Özkaya. Evet, Orhan Okulu Mustafa Arslan mücadelesi ekranlarınıza geliyor. Yavaşlatılmış bir şekilde sevgili izleyiciler. Orada çangal oyunuyla sırt üstü getirmeyi başardı Mustafa Arslan'ı Orhan Okulu. Ve az önce Durali Bahar'dan geldiğini de bir an bilemedi. Devamında bir kez daha izleyelim. O çatıya girip de kispes. Sol alt kadrajda Orhan Okulu Emre Dikal mücadelesi. Değerli güreşseverler, sağ üst kadrajda Ali Gürbüz Yıldır'a yakın mücadelesi. Yıldır'a yakın yer güreşini tercih ediyor. Bu arada işte Orhan Okulu sol alt kadrajda Emre Erkal'ı mağlup ederek adını son 12'ye yazdıran baş beyin. Yıldır'a yakın yer güreşinde çok iyi derken evet. Osman Kan, Mehmet Yeşileş ile baş beyin dış çangalla galip. Osman Kan galip. Baş pehlivanlık güreşi. Yeni baş pehlivan çiçeği burnunda baş pehlivan ustası. Adına güreş yapıyor. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Büyük ortalar. Oğuzhan Dere. Adem evet, Oğuzhan Osman Dere. Kan'ın iç çangalla Karagat, galip geldiği an. Karakaya. Büyük orta pehlivanları. Kura çekmek üzere. Bu arada tam üstümüzde. Kürşat Şevki Korkman. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Günde de risk aldı. Günde atmak isterken kılçık oyunuyla karşılık verdi Yusuf Can Zeybek. Bu arada kadraj dışında Furkan Durmuş Altun, Serhat Gökmen'e galip. Antalya Korkut Eli Meciköy. Baş pehlivanlık güreşman Efe Kara. Bakın aynı kadrajda Serhat Gökmen, Furkan Durmuş Altun mücadelesi. Paça Kazık'tan dış çangallamış, ters çangallamış daha doğrusu. İşte bakın, bakın sol sağ ayağını rakibinin dışından vurduğunda bu dış çangal. Evet, ters çangal, düzeltiyorum, ters çangal. Ters çangal. Bakın burada paça paçaya geldiler. Burada iç çangal vurdu İsmail Balaban. Bakın ters çangal değil. Bakın bu iç çangal. Çok ters bir iç çangalla açık düşürmüştü ama oradan gerdanlamayla tamamladı İsmail Balaban. Çayırda 3 çift baş pehlivan kaldı. Ali Gürbüz Yıldır işte burada. Ali Gürbüz göğüs çaprazıyla bir anda budadı. Uzak kadrajda oradan hiç bekletmeden sol eliyle baldırından aktarmış. Yıldır'a yakını. İkinci tura. 7 milyon lira diyorum, 7. Çok hareketli. Bir koltuk altı, tek daldı. Kürşat Şevki Korkmaz sürüyor, toparlandı Enes Doğan. Evet, güneş başımıza geçti. Müthiş bir mücadele var. Helal olsun iki genç yiğidimize de. Paşa'ya uzandı. Boyundurup da karşılık veriyor. Dış kasnağa uzandı ekranın solunda. Enes Doğan Paşa'ya uzanmak istiyor. Her karıştırdı. Kasnaklarda Enes Doğan sağlı sollu kasnaklardan sürüyor. Kürşat Şevki Korkmaz paratını aldı ekranın solunda. Her an puan çıkabilir. Paşa'ya uzandı. Paçasını da kurtardı. Yan taraftan dolanmak istiyor mücadele. Kıran kırana, nefes nefese değerli küreseverler. Soluk soluğa. Bir kez daha kasnaklardan hücum ediyor. Enes Doğan. Rakamlar yükselince diyor. Müthiş mücadele, müthiş. Destek alalım dedim diyor. Burada kondisyon açığını fazlalığını ortaya koydu. Avantajını ortaya koyuyor Enes Doğan. Bu kez Kürşat Çetin Korkmaz kasta uzandı. Hemen karşılık verdi Enes Doğan. Ekranın solunda değerli küreseverler. Hemen bir koltuk altı dalışlar gelebilir. Paçaya uzandı. Dış kasnakta. Paçasını kurtarıyor.
Enes Doğan. 7 milyon 600 bin TL. Alanya Ticaret Yatırım ve Osmanlı Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Kürşat Çetin Korkmaz. Dış kasnakta Enes Doğan toparlanmak istiyor. Tek daldı. Bir kez daha oradan. 700 bin TL. Evet, dış kasnakta hemen dolanabilir. Enes Doğan dolandı, bastırdı. Bu zorlu kapışmada Enes Doğan kondisyon farkını ortaya koydu ve adını sonunu ikiye yazdırdığımız Mustafa Aram büyük bir heyecanla izledim. Kesinlikle çok güzel bir puanlama güreşi izledik. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz da eline gelen fırsatlar oldu. Değerlendiremedi evet. Kürşat Şevki Korkmaz'ı da Enes Doğan'ı da bize bu güzel karşılaşmayı izlettikleri için teşekkür ediyoruz. Ben bir güreş sorumlusu. Sertel Eseler'le onun o hatanı savuşturuyor. Enes Doğan'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Emin adımlarla baş pehlivanlıkta yıldızı parlıyor Enes Doğan. Hakikaten Mustafa Taş da onun hakkını veriyor. Yani rekabette her şey kazanmak değil, birbirlerini övmeleri, takdir etmeleri çok çok önemli. 500 bin TL. Bu fotoğrafı görmek bizim için de çok önemli. Eminim ki sizler için de önemli. Değerli güreş severler, yeni yıldızlar, yeni soluklar, yeni yiğitlerimiz güreşe ancak renk katar ve güreşi omuzlarlar. 582 bin TL. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ağamız Eray Erdem'in yanındayım. 8 milyon 682 bin TL. Gazi Paşalı ünlü iş adamı Yanık Kadir Betonların sahibi Darbuka Beyanlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Ramazan Yıldırım'ın yanındayım. Milyon 700 bin TL. 700 bin TL. Hemen Alanya Muz Soratma Testleri'nin sahibi Hasan Uyar'ın yanındayım. 7'yle dağıttı. Evet, tek aldı. Faruk Akkoyun. Her an bastırabilir ama Osman Aydur Bey'le dolan işte burada. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Güreşlerimizin güreş ağası Sayın